Galatasaray'la devam edelim. Onların 4 günlük bir izni var, bir dinlenme süreci ki zaten bence ihtiyaçları var. Hem Şampiyonlar Ligi'ndeki o Bayern Münih karşılaşmasındaki yoğun tempo. Ligde de sanki istenilen oyunun bir türlü gelmemesi, bir düşüş, özellikle Icardi'deki düşüş. Evet. Sence milli ara Galatasaray'a nasıl gelir? Milli ara özellikle bence... bu iğneyle sahaya çıkan oyuncuların dinlenmesi bence oldukça iyi olacak. Olur çünkü Icardi'deki düşüş artık şeyle değil. Yani gol atamıyor değil. Pozisyona giremiyor. Yani olaya dahil olamıyor. Hava topuna çıkacaksa eskisi gibi yükselemiyor. Pres yapacaksa yapamıyor. Yani ağrılar içinde oynuyor. Belki bu hafta oynatılmaması Galatasaray adına daha mantıklı olacaktı ama bazen de her şey sizin istediğiniz gibi gitmiyor. Oyuncuya da hani bazı alanları açmanız gerekiyor. Muslera ve Icardi mutlaka dinlenmeli. Icardi evine gider İtalya'da, orada bir dinlenir 4-5 gün. Sonrasında gelir. Bu süreç ona iyi gelecektir. Galatasaray'ın da biraz, çünkü son 22 günde 6 tane çok net maçı var. Evet. Bunlar Hatay deplasmanı, Beşiktaş maçı, 2 Bayern Münih. Bunlar kolay kolay geçebileceğiniz bir süreç değil. Bu atmosferi, bu fikstürü de ben iyi geçildiğini düşünüyorum. Peki hem Icardi hem Kerem'i şimdi birlikte konuşalım istersen. Çünkü gol katkısı, asist katkısını en çok aldığı oyunculardı Galatasaray'ın. Kerem'in özellikle Zaha'nın gelişiyle birlikte 10 numara pozisyonda görev yapması performansının biraz düştüğünü bize gösteriyor. İstatistikler de vardı. Onları da ekrana rica etmiş olalım. Sence solda oynamakla 10 numarada arasında çok fark var mı Kerem için? Hemen söyleyeyim sana da, mesela sol kanatta 14 maç oynadı. 4 gol, 7 asisti var. Forvet arkasında 8 maçta 1 gol, asisti de yok. Ki zaten kendisi de o bölgede oynamanın aslında zor olduğunu da söylemişti. Şimdi burada zaten bu istatistiklerin üstüne çok fazla da diyecek bir şey yok. Burada Zaha'ya alan açmak için, Kerem'den de yeni bir 10 numara yaratmak için yapılan bir düzenleme plan var. Ama tutmayan ve Galatasaray'a zarar veren bir duruma geldi bu iş. Gerekirse Zaha size hani tamam son 3 maçta ligde golleri atıyor da Zaha'yı böyle 5-6 gol, 5-6 asiste izlediğimiz bir lig maratonu yok. Takımı sürükleyen bir Zaha da yok. O yüzden belki de bazen normalini, standardını yapmak lazım. Adamın yeri sol açık. Sol açıkta oynadığında neler yaptığını gördük. Evet. Geçen yılda gördük, ondan önceki de yılda gördük. Şimdi performans olarak istatistiklere baktığımızda evet forvet arkasında bir düşüş var ama Kerem'in de hiç pozisyona girmediğini söyleyemeyiz. O bölgede de yine oynadığı karşılaşmalarda pozisyonlara girmişti ama gol atmakta belki sıkıntı yaşadı. Kerem zaten sol kanatta oynarken de pozisyonlara giriyordu ama daha fazla pozisyona giriyordu. Kerem'in net bir bitiricilik final problemi var. Zaten bunları atsa bu istatistikler 2'ye 3'e katlardı. Acaba orada Icardi ile daha mı iyi anlaşıyor? Anlaşıyordu. Ya dediğim gibi Kerem olabilir 10 numara ama bu yaşta ve bu tecrübede değil. Belki 2 sene sonra orada tekrar bir kendini denediğinde maç içinde denediğinde çok daha fazla olacak. Ama bu baskıyı yediğiniz zaman, yani performans sergileyemeyip baskıyı da yediğiniz zaman geriye gidiş başlıyor. Kerem'in hızı kesildi 10 numarada. Kerem hızlı, dripling yapan, rakibi geçtikten sonra hızlanan ve süratiyle işi bitiren bir oyuncuydu. 10 numarada bu kalmadı. Bunun gerisinde Icardi'yi beslediği pozisyon sayısı çok az. Zaha diğer tarafta tıkanıyor. Yani şöyle kafamda bir tablo var. Kerem sola geçecek. Evet. Zaha sağa geçecek. Ve forvet arkasında Ziye ya da Mertens. Tire Mertens olacak. Dönüşümü kullanacak. Icardi önde. Tete Bey kulübede ve storyleriyle antrenmanlarına devam edecek ve şans geldiğinde yapacak. Ya Mertens'in Ziyech'e göre daha ön planda olduğunu düşünüyorum. Ya şimdi Mertens'in yaşı var ve 90 dakikayı kaldıramıyor. Kaldıramayacak da bundan sonra. Ama Ziyech bize bunu vaat ediyor. En azından böyle bir 45-45 oynatabilirsiniz, 60-30 vesaire. Ama Ziyech'i forvet arkasına net bir şekilde alıştırmak lazım. Bu denemeler sence oyuncuların performansında çok büyük etki yaratmış mıdır? Kerem'i bir sola bir ortaya kaydırmak, yine Ziyech'i arada bir kullanıp kullanmamak ve defans hattına gelince de Abdülkerim'in bazen sola geçmesi, stoper hattında Sanchez'in yanındaki ismin değişmesi, bunun etkisi büyüktür diye düşünüyorum. Torreira'nın yanındaki isim de aynı şekilde. Muhakkak öyle. Zorunlu rotasyon dışında çok fazla
hamle yapmamak lazım. Çok fazla değişikliğe gitmemek lazım. Galatasaray'da bunun düşüşünü de biraz yaşıyor. Abdülkerim asla ve asla sol bek olmamalı. Maç içinde alternatif bile olmamalı. Ancak üçlü stopere geçersiniz. Üçlü stoperin solunda oynar. Yoksa adam orada yani bir kere fiziki yapısı müsait değil yani sol kanat oynamaya. Evet. Yani top sürmeyi o kadar bir sol kanat gibi bilmiyor. Boyu uzun, fizikli bir oyuncu. Problem yaşıyor, orta yapamıyor. Yani sadece iyi niyet ve çabayla da her şey çözülmüyor. Diğer tarafta Torreira'nın yanındaki isim Endombele olacak da o olmayınca zaten problemler ve değişimler baş gösterdi. Net bir şekilde Ziyech'le Mertens'i dönüşümlü oynatıp Tete'yi de biraz Joker gibi kullanmak lazım. Peki sence Milyara'dan sonra sol beke bir çözüm bulunabilecek mi? Sol beke çözüm Angelinho gelecek. Bonservisini alacaksınız. Onunla devam edeceksiniz. Yoksa iki tane şu an 17 maçta 20 maçta zorunlu satın alma devreye giriyor ve sadece devre arasına kadar Angelinho'yu Avrupa'da kullanalım diyorsanız kontratı uzamasın diye ve burada Kazım'ın yapacağı hatalar ligde size daha pahalıya mal olabilir. İki maçta iki kayıp bütün lig yarışında sizi psikolojik olarak da düşürür. O yüzden Angelinho ilk hedef oyuncunuzdu, ne yaptığını bildiğiniz oyuncuydu ve alıp oynatacaksınız bu saatten sonra. Peki en fazla forma giyen oyuncular var. Mesela Abdülkerim Bardakçı 22 maçta da forma giydi. Sacha Boy 20, Torreira ise 17. Bu 3 oyuncu futboluyla da zaten hepimizi mest ediyor. Ama bazı oyuncular için böyle dinlensin diyoruz. Bu 3 oyuncu hiç dinlenmiyor ama performansından da bir şey kaybetmiyor. Kaybetmiyor. Şöyle diyeyim, bazı oyuncuların dinlenmesi kötü performansından dolayı. Ya Torreira'nın bir günde diyelim ki yani ya düştü, oyundan da düştü artık. Adam sağ bekin arkasına, sol bekin arkasına, kademeye, stoperlerin arasına girmekten ne yapacağını şaşırıyor bazen. Yani maç içinde bir 5 dakikalık böyle bir yalancı koşular atarak kendini dinlendirmeye çalışıyor. O yüzden de Torreira için böyle bir ara çok önemliydi. Abdülkerim milli takıma yükseldi. Bence ligin en formda stoperi. O yüzden de yani adamın da sol beke kaydırıp keyfini kaçırmamak, moralini bozup bunu oyuna da yansıtmamak lazım. Bu oyun hikayesi zaten. Sanchez'i etkiliyor mu sence Abdülkerim'in bir ortada bir solda oynaması? Etkiler tabii ki. Çünkü net bir stoper. Artık takımın birinci stoperi Sanchez. Evet. Ve yanında oynayanla uyum kurmak zorunda. Nelson'u olaya adapte etmek için bu iş yapılıyorsa hatalı bir durum. Angelinho'yu oynatmamak için yapılıyorsa daha da büyük bir problem. Çünkü devre arasında yabancı bir sol bek çok büyük bir hazırlığınız yoksa ve devre arasında da daha maçlar var. Evet. Galatasaray'ın biraz aleyhine işleyen bir süreç oluyor bence. Peki Süper Lig'in en pahalı 10 futbolcusu açıklanmış. Listenin ilk sırasında da Wilfried Zaha var. En pahalı oyuncu olmayı hak etti mi oynanan bu 12 haftada? Ya onun üstünden dönmüyor tabii ki. Yani lig performansıyla dönmüyor. Evet. Burada yaşı, işte bir daha transfer yapar mı, bundan önce ne yaptı vesaire bir sürü dinamikle oluşturulan listeler bunlar. Premier Lig'den gelmesi vesaire bunlar da işin içinde. Mesela Tete falan da listededir. Ama kuşkusuz evet mesela Wilfried Zaha, Ziyech, Tete ilk 3 sırada geliyor. O oyuncuların yaşı 32-33 olsa gelmezler. Yani öyle oluyor bu iş. O değerlemeler çok fazla futbolun matematiğini yansıtmıyor saha içinde.